Merhaba sevgili basketbol severler. Nesne.com ekranlarında Hızlı Hücum programında bugün farklı bir formatta sizlerle birlikte olacağız. Çünkü bu hafta Euroleague maçları yok. Yerel liglerde kupa heyecanları yaşanacak. Biz de Türkiye Kupası'nda Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Kupası'ndaki heyecanı sizlerle konuşmak için birlikteyiz. Gökhan Türe ve Gökhan German'la birlikteyiz. Nasıl bir kupa bekliyoruz? Önce kupa için favoriniz kim diye başlayayım Gökhan Türe. Evet, yani aslında kupanın favorisi olmadığını son 15-20 yıla baktığımızda görüyoruz açıkça. Hani elbette başlangıç noktasında favori takımların kim olduğu ortada ama turnuva ilerledikçe bu anlamda büyük sürprizler yaşandığına çok şahit olduk. Bu kupada öyle bir kupa olabilir. Ankara'da bir kere şeyi hatırlıyorum. Oyak Gönül Telekom finalini hatırlıyorum kupada. Evet. El Aminli döneminde Türkiye yani kupayı kazanmıştı. Oyak Gönül küme düşme hattındaydı. Aynen. Evet. Orada kupada finale çıkmış. Yani kupanın gerçekten favorisi olmuyor. Doğru. Evet. Türk Telekom kupaya tabii ev sahibi statüsünde giriyor. Ankara'da olacağından. İlk maçta Türk Telekom'la evet. Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynayacak. İstersen oradan da başlayabiliriz. Evet. Yani iki takım arasında ligde oynanan maçı Telekom kazanmıştı. Başa baş geçmişti. Hı-hı. Sonlara doğru koparmıştı Telekom. Ama Türk Telekom'un o süreçteki oyun kalitesinden biraz kaybettiğini görüyoruz son dönemde. Özellikle üst üste Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında aldıkları farklı yenilgilerle biraz savunmada sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz özellikle. O sakatlıklar, özellikle sürekli kadroda değişimler olması onları bayağı bir etkiledi gibi gözüküyor. Kesinlikle. Son 3-4 resmi maçta sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Bir tek sanırım şey yendiler. Sakarya'da Afyon ikisinden bir tanesiydi. Yani. Afyon'du galiba. Afyon. Dolayısıyla Telekom açısından hani ev sahibi evet ama biraz daha zor geçeceğini düşünüyorum maçın. Galatasaray'da aslında son 5 maçına baktığımızda 3'ünü kaybetmiş. Dış sahada oynadığı 3 maçı kaybetmiş. Ama son Bahçeşehir karşılaşmasında ligdeki farklı kazandılar. Hayes bayağı bir üst çok düzey performans sergiliyor. Çok formda. Harrison formda. Yani iyi işler yapıyor. Ki bir de hani son o kazandığı Bahçeşehir maçında Augusto oynamamıştı. Evet. Yani takım olarak iyi durumdalar aslında. Yani Galatasaray'ın bu sefer ben Telekom'u biraz daha fazla zorlayacağını düşünüyorum. Orada oynadıkları lig maçının aksine. Tabii yani oranlar belli olmadığı için çok bir şey söylemek... Ama kimin kazanacağı gerçekten maçı kesmek çok güç. Bence Galatasaray, seyirci de tabii önemli bir faktör olacak onlar için. Tahmin ediyorum bayağı bir seyirci eşliğinde oynayacaklar arkalarında. Dolayısıyla ben Galatasaray'ı favori görüyorum bu maçta. Gökhan, sen ne diyeceksin? Telekom'da ev sahibi. Onların da işte o Ankara Güçlüler grubu var. Mutlaka destek olacaklardır. Ev sahibi ama sonuçta biletler eşit dağıtılacak. Yok yani onlar da tribün desteğini alacaklar. Mutlaka. Herhangi bir yerde olsa Telekom'un tribün desteği olmazsa en azından kendilerine ayrılan yer dolacaktır. Ama dediğim gibi yani her takıma eşit bir bilet dağıtılıyor. Kendi salonu bir avantaj ama Telekom işte söylediğiniz gibi yani ikinci yarısı ligin bir düşüşe geçti. Bayağı da bir geriledi. Yani en önemli sıkıntı hücumda. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş maçlarında 60'lı sayılarda kaldılar. O hücumdaki akışkanlıkları, o ritmini kaybettiler. Kim Dendeskoyak gibi önemli bir skorer var takımda. Yani. Ama işte sanki biraz sadece onun eline bakıyorlar gibi bir ritim kaybettiler. Ya Redding sakatlıktan döndükten sonra o çok etkili olmaya başlamıştı. O dönemde o senin bahsettiğin Gökhan yükseliş dönemiydi. Ama işte hücumda sıkıntı başlayınca Kaya da bir sakatlıktan çıktı yanılmıyorsa. Aynen Kaya. Ender sakatlıktan çıktı. City maçın etkinliği azaldı. Ya bu anlamda biraz düşük bir skor bekliyorum. Toplam sayı barajına yaşılır bilmiyorum ama yani 153-155 gibi bir şey olabilir o maç için. Yani gene 60'larda kalacaktır. Galatasaray'da iyi savunma yapıyor. Son dönemde formda. Ben hem Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Bence Ertuğrul Erdoğan takımı iyi hazırlayacaktır, iyi motive edecektir. Çünkü bu onlar için bir fırsat. Yani kupayı kazanan sezonda kurtarıyor. Geçen sene Anadolu Efes'te olduğu gibi felaket bir Euroleague sezonu ve lig sezonu. Efes en kötü zamanında kupada müthiş gaza basmış. Kupayı almıştı. Yani Galatasaray için hedef bence bu Türkiye Kupası. Euro kaptanı elendiler. O yüzden ben kazanacağını düşünüyorum ve yani biraz sert bir maç bekliyorum. Düşük skor olabilir. Peki bu maçın kazananını
kim olacağını konuşalım. Şimdi Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Önce isterseniz bu maçla ilgili görüşlerinizi alayım. Sonra Galatasaray kaptanı Göksel'in iddialı bir demeci var. Onu hatırlatayım. Onun üzerine konuşalım. Bahçeşehir Koleji dışarıdan atan bir takım, temposunu bulduğunda, günlü tutturduğunda her takıma karşı gelebilir. Yani direnebilir ama Fenerbahçe ayarında bir takıma karşı sadece dışarıdan atıp kazanabilir mi diye sana sorayım. Ya biraz da Fenerbahçe'nin bu maç Ankara'ya nasıl bir kafayla geldiği önemli. Nasıl bir ruh haliyle. Eğer çok kararlı gelirlerse kupada tabii ki favori Fenerbahçe. En büyük favori ve daha önce baktığımız zaman yani ilk turda elendikleri çok da kupa oldu Obradovic döneminde. Kaybettikleri kupalar da oldu. Yan Veseli yok. Ama takım olarak çok formdalar son dönemde. İyi savunma yapıyorlar. Herkesten verim alıyorlar. Green devreye girmeye başladı ki o evet, hücumda çok rahatlattı. O da önemli. Yani yabancı rotasyonu da değişebilir Obradovic'te. Eğer ilerlerse kupada öyle bir avantajı da var Fenerbahçe'nin. Bahçeşehir biraz da tecrübe işi buna. İlk defa buralara geldiler. Onlar da düşüşte ligin ikinci yarısında. Gerçi hafta başında Darüşşafaka galibiyeti aldılar. Ama Darüşşafaka'nın durumu ortada. Şimdi Eric Green yok pivot. Yani ligin alt sıralarında. Tamam her ne kadar Euroleague takımı olsa da Darüşşafaka. Bu lig için biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz kadroda. Özellikle yerli genç oyuncuları, Türk oyuncuları çok genç, tecrübesiz. O yüzden ben Bahçeşehir oyunun bir döneminde içinde kalabilir ama senin de söylediğin gibi sadece atarak Fenerbahçe'yi yenmeleri çok zor. Çok Fenerbahçe yeri geldiği zaman dış oyuncu savunması da çok iyi yapabiliyor. Ben kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Gökhan Töre, şeyi düşünebilir mi Fenerbahçe? Hani ya zaten Veseli sakat. Euroleague'de inanılmaz bir maratonumuz var önümüzde. Hani tabii ki kaybetmek için çıkmaz takım ama maksimum konsantrasyon olabilir mi sence? Vallahi tabii Veseli'nin olmaması bir bakıma avantaj da Fenerbahçe için. En azından eldeki malzeme ile ilerleme şansları var. Hani çok fazla oynamayacak rotasyonla illaki seçenekler olacaktır maç ilerledikçe maç. Ama ben burada Fenerbahçe'nin sezon başından beri gösterdiği savunma direncinin rakipler için en önemli sıkıntı olduğunu düşünüyorum. 70'li sayıları bulan takım öpüp başına koyuyor. Yani mutlu oluyor Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda. Dolayısıyla bu silah bir kere Fenerbahçe'nin en önemli silahı. Yani kim oynayacak, kim oynamayacak ama böyle kemikleşmiş bir yapısı var Fenerbahçe'nin savunma anlamında. Dolayısıyla yani ilk ligde oynadıkları maçta 77 sayı bulmuştu Kolon liderliğinde Bahçeşehir. Ben bu maçta bu rakamları tutturabileceklerini sanmıyorum. Bir taraftan da düşüşte tabii Bahçeşehir. Yani Kolon özellikle mesela o sakatlıktan sonra tam ritmini bulamadı belki ama Manny Harris takviyesinden sonra da o bölgede güçlendi. Yani Manny Harris çok önemli katkı vermeye başladı. Ama şu da var, hani az önce sen taraftardan söz ettin. Şimdi Fenerbahçe Beko Avrupa'nın en iyi takımı şu anda. En formda takımı. O takımı izlemek için de Ankaralı basketbol severler maksimum desteğe gelecektir. Hani Fenerbahçe belki sahaya çıkmadan önce olmadığı kadar konsantrasyonu, bulamadığı konsantrasyonu sahaya çıktıktan sonra da bulabilir. Kesinlikle katılıyorum. Bu da ayrı bir motivasyon sebebi olacak Fenerbahçe için. Bir de geçen sene kupayı Efes kazandı. Bir önceki sene Fenerbahçe ara verdi kupa kazanmaya. Dolayısıyla biraz daha fazla motivasyon bekliyorum Fenerbahçe cephesinden. Burada tabii Fenerbahçe net favori diyebiliriz evet. O zaman. Ya biz Spor TV'deki programda şimdi 8 takımın kaptanına bağlandık hani görüşlerini almak için. Göksel'in şey dedi, lig maçından sonra şeyi hatırlattım ben ona. Ligde Fenerbahçe'yi yendikten sonra kupada da Fenerbahçe'yi istiyoruz gibi bir demeci olmuştu. Onu hatırlattım, hala istiyor musun diye. Hani Fenerbahçe çok formda sonuçta. Abi ligde yendikten sonra seninle konuşmuştuk, kupa maçından sonra da konuşuyoruz dedi. Yani çok iddialı kazanmak Uğur konusunda. Yarı finalde yok sonra konuşuyoruz ama. Yarı finalde Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi olursa nasıl bir eşleşme olur? Yani o da çok önemli çünkü. Yani iddialı olmak güzel tabii ki ve güzel, keyifli bir... Çok da hırslı yani o Göksel'in Galatasaray'a çok şey kattığını söyleyebiliriz. Sonuçta tek maç olduğu için bunlar şimdi... Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın playoff'ta elemesi çok zor. Arka arka iki maç, üç kazanmak, üç maç kazanmak ama Türkiye Kupası'nda olabilir, tek maç oldu. Şimdi eleyebilir. Bunu ligde de gördük. Ligde aynen. Sezonda. Yani işte net favorisi olmuyor kupaların. Ligde ve kupayı iyi, güzel kılan da bu çok aslında. Çok iyi savunmaydı yani. Fenerbahçe'nin silahlarını durdurmaya başarıp güzel bir taktikle
kazandı. Hani o günkü tesadüf de değildi o maç. Mutlaka yine bence kafa kafaya oynarlar diye evet, düşünüyorum. Motivasyonun çok önemli bir silah olduğu bağlamda net bir gösterge. Yani Galatasaray Fenerbahçeli ligde oynadığı maçta hiç bu sezon rastlamadığımız bir motivasyon düzeyine sahadaydı. Yine öyle bir şey olursa yine sıkıntı yaşatabilirler Fenerbahçe'ye. Tabii ki önce ilk günün maçta oynanacak. Evet. Kimler kazanacak bunu göreceğiz. Yani Galatasaray sonra... haftayı bay geçti. Tamamen aynen. Türkiye Kupası'na hazırlandılar. Bu da onlar için bir avantaj. Aynen, bunu da ekleyebiliriz. Peki kupanın ikinci günü, Perşembe günü oynanacak karşılaşma isterseniz değinelim. Perşembe günü de Efes-Gaziantep maçı. Efes de burada galiba net favori gözüküyor ki Gaziantep son haftaların çok formda takımı. Evet, 6 maçın 5'ini kazandı Gaziantep. Dördüncü sıradalar şu an ve yani gerçekten oyun kalitesi olarak belli bir kıvamı yakaladılar. Yani sezon başıyla kıyasladığımızda çok daha iyi durumdalar. Efes cephesinden bakacak olursak da onlar da 8'de 8 ile geliyorlar. Hani 8 maçtır kaybetmeyen bir Efes var. Ligde yenmişlerdi Antep'i. Yine sıkıntılı bir maçtı. Hani... Gaziantep savunma takımı, Efes hücum takımı gibi gözüküyor. Evet. Hangisinde diyor olur? Valla yani kupalarda açıkçası işte favori olan takımların böyle maçlarda sıkıntı yaşadığını çok gördük. Savunma takımı olmak her zaman bence böyle turnuvalarda bir avantaj oluyor. Hani Efes'i ne kadar durdurabilirler tabii. Efes'in sahaya çıkacağı yabancı rotasyonu nasıl olacak? Bunlar çok önemli göstergeler olacak hepimiz için. Ama ben kolay maç olacağını düşünmüyorum Efes adına. Hani evet kazanmaya yakın net bir şekilde ama... Kolay maç olmaz diye. Sen ne diyeceksin? Ya ben de ama. Şimdi handikap yüksek açılırsa yani ki açılabilir. Ben de Antep handikapta kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü tempoyu 60'larda bitiyor Antep maçları genelde. Yani Marco Rossi gerçekten yani hem ligi çok iyi tanıyor hem takımı iyi tanıyor. İyi işler yapıyor. Ligin az sayıdaki yabancı koçundan biri. Ama yani bu tip koçlar bence olmalı Türkiye Ligi'nde diye düşünüyorum. Sen de söyledin, kimin dediği olacak, orada maç başlayınca ki herkes kendi temposunu kabul ettirmeye çalışacak. Ama zor maç olacağını düşünüyorum. Kupalarda genelde farklı maçlar çok farklı bitmiyor, yakın geçiyor birbirine. Yani handikap ne açılır bilmiyoruz ama yani 8.5 üstü açılırsa ben 2 olabilir diye düşünüyorum. Ama Efes'in tabii evet. Net favori olduğunu söyleyeyim. Gaziantep'in de bu noktaya kadar çok iyi geldiğinde tekrar altını çizelim. Yani ligde de Gökhan Tüyo söyledi. Yani son haftalarda müthiş bir grafik çizdiler. Bamit'e gidip deplasmanda yendiler. Can Uğur'dan mesela Türk oyunculardan çok sevindirici bir katkı alıyorlar. Bu da açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Güzel bir maç orada da bizi bekliyor diyelim. Ve kupanın çeyrek finalinin son maçı Beşiktaş-Tofaş. Bir tane daha böyle galibi... Belli yani çok tahmin edemeyeceğimiz bir karşılaşma galiba. İki takım da formda. Yani aslında baktığımız zaman bir Fenerbahçe Başakşehir'den yani çok emin konuştuk hepimiz. Galatasaray'ın da. Ya Efes'in de yenileceğini düşünüyoruz. Evet. Yani. Ama bu zor maç. Tofaş geçen yılki ritmini bulamadı diye düşünüyorum. Hafta sonu Afyon'a yendiler. Meyya 31 sayı attı yanılmıyorsam. Çok formdalar. Beşiktaş da tam tersi. Düzen basketbol oynuyor ilk oyuncu yönetiminde. Onlar da son 1-2 ayı çok iyi geçirdiler. Şampiyonlar Ligi'nde de tur atladılar. Önemli deplasman galibiyeti aldı. Son maçta Telekom'u çok farklı yendi ki o önemli. Aynen. 60'lı sayılarda tuttular. Onlar da sürekli gelişiyor. Sezon başına oranla çok farklı bir yerde. Beşiktaş güzel maç olacak. Bunu gerçekten kestirmek zor. Karah bahsini. Ama biri de hücum takımı, biri savunma takımı. Toplam sayı barajına olur. Onu da mesela Beşiktaş'ta da şimdi savunma takımı diyoruz ya, son maçta PSG'nin ciddi bir hücum performansı oldu. Oradan mesela şey yapamıyordu. Ama şey, 3 sayı çizgisinin gerisine isabet bulamıyordu. Hı. Bu maçta üçlükleri maçın kaderini belirledi. Yani o şekilde atmaya da devam ederse enteresan bir sonuç. Bursa'daki maçı çok yüksek skorla bitmişti. Evet. Yanılmıyorsam. Ya Tofaş'ı zaten hani 89-79 şey yani. Avrupa'daki işte bazı takımlar var yani sizi temposuna çekiyor. Tofaş da öyle. Ki Tofaş'ta Barış Ermiş'in durumu belli değil, netleşmedi. Yani Barış Ermiş oynarsa biraz daha hücum performansı artacaktır diye düşünüyorum. Sanki burada boyalı alan rotasyonu bence işin kaderini belirleyecek. Yani Beşiktaş rakibine pot altına direnebilirse bence maçın sonuna kadar da... Buva'ya kalıyor. Buva şimdi işte harika yani bir performans. İşte orada direnebilecek. Sergiliyor ama devamı bazen Duşan bazen katkı veriyor, bazen
Burak katkı veriyor ama o istikrarı katkı vermiyor maalesef. Aynen. İşte sence ne olur orada? Ya şimdi az önceki maçla benzeşiyor aslında. Biri hücum, diğeri savunma bazlı iki takımın karşılaşması. Hani Topaş son maçlarda kendi istediği oyunu dikte ederek kazandı. Yani yüksek skorlara ulaşarak kazandı son 4 maçta. Onlar yine tempoyu yüksek tutabilirlerse, hani Beşiktaş buna izin verirse, Tofaş cephesinde galibiyetin daha yakın olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın işte Benzing'in yükselen performansı var. Ama o da istikrar bir türlü bulamıyor ya. Yani hani bazı maçlarda o işte şutu çok önemli, evet şutu atıyor. Çok şutla da dayalı oynuyor. Aynen, yani şeyi hiç kullanmıyor zaten. Aslında öyle vardı Benzing'in repertuarında potaya gitmek, sırtı dönük oynamak ama son zamanlarda tamamen dış şuta yöneldi. Evet, yani üst üste gelen 3 yenilginin ardından Telekom'u yendiler farklı. Hani Beşiktaş'ın da aslında istikrar anlamında sorunlu bir takım olduğunu görüyoruz. Yani ya Avrupa'da daha istikrarlı devam etti bu sene. Evet, Allah'tan Avrupa'da bunu yaşamıyorlar. Yani Beşiktaş'ın oyunda kalması için basit denklem savunmada diri kalmaları gerekiyor 40 dakika boyunca. Hani uzun pozisyonunda Gökhan'a katılıyorum. Yani çok fazla silaha sahip değiller Topaş'la şey yaptığımızda, karşılaştırdığımızda. Elegar Morgan'ın yerini dolduruyor gibi görünüyor. Hani o anlamda. Bir de Wims gibi bir kozları oldu şimdi. Tabii. Yani hani 3 numarada da oynatabiliyorsunuz, 4 numarada da oynatabiliyorsunuz. Şut katkısı alıyorsunuz, rebound katkısı alıyorsunuz. Yani her şeyi yapabilen bir oyuncu. Evet. Yani dolayısıyla hani işte kupa, zor bir maç olduğunu söylüyorum. Kupa sürprizlere gebe ama kağıt üzerinde Topaş kazanır gibi görünüyor. Bir adım önde bence. Peki o zaman şimdi biz maçları konuştuk ama bu maçların handikapları da belli olduktan sonra, limitleri belli olduktan sonra nesnel.com sayfalarında editör yorumları bölümünde mutlaka onlarla ilgili yorumları bulacaksınız. Sadece Türkiye Ligi değil, işte İspanya Ligi, Fransa Ligi, diğer liglerde de kupa heyecanının yorumlarını bulabileceksiniz. Artı cuma günü boş gün ama cumartesi pazar yarı finaller ve finaller oynanacak. Nesnel.com ekranlarından ayrılmayın. Editör yorumlarını takip edin. Bu maçlarla ilgili son dakika gelişmelerini orada bulabileceksiniz diyelim. Hepinize bol şans dileyelim. Türkiye Kupası'nda keyifli bir basketbol ortamı dileyelim. Hoşça kalın.